Samsun Spor Söğütlü Bahçeliler Taraftarlar Derneği tribün liderimiz, başkanımız ve üyeleri Samsun Spor'un Nuri Hasan tesislerinde Samsun Spor'un antrenmanını takip ediyorlar. Bizler de onlara takımla ilgili son izlenimini sormak istiyoruz. Evet sevgili Ümit abi, söz sende. İlk öncelikle hepinize selamlar, sevgiler. Büyük Samsun Spor taraftarı her zaman olduğu gibi takımının her zaman yanımda olacaktır. Üstüne basarak deklare ediyorum. Samsun Spor'un yanındayız. Samsun Spor yönetimini destekliyoruz. Onların ne şartlarda nasıl mücadele ettiğini en yakın bilen insanlardan bir taneyiz. Ufak tefek aksaklıklar oluyor. Komple 20-25 bin kişiye şey yapamıyoruz. Yani herkese yetişmek zor oluyor. Üzücü olaylar oldu. Olmasını istemiyorduk. Ama Samsun Spor'umuzu seviyoruz. Samsun Spor'umuzu destekliyoruz. Yönetimimiz de elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Bundan sonra da yapacağını düşünüyorum. Samsun Spor'un ve Samsun Spor yönetiminin her türlü arkasındayız arkadaşlar. Peki sevgili Ümit abi, son açılış karşılaşmasında protokolü bir protesto vardı. Özellikle bu maraton tribününde yapıldı ve taraftar gruplarının böyle bir şey yapmayacağını bildiğimiz için. Bizler kesinlikle belediye başkanımız ıskılıklandı. Bunlara karşıyız. Kesinlikle. Yeni stadyumumuzda bir tane ıskılık çaldığı zaman insanlar neye çaldığını, ne ettiğini bilmiyor. Tam organize olamadık. Bizimle hiçbir alakası uzaktan yakından yoktur. 3 tane alkış çarptığı zaman bütün stat alkış yapıyor. Iskılık olduğu zaman, yuhlama olduğu zaman bütün bunların hepsinin önlemini alacağız. Hazırlık maçıydı. Yapılanlar etik değildi. Herkese teşekkür ediyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Peki Amigo Melih, sen neler söylemek istersin? Yeni sezon öncesi yeni stadyumumuz açıldı. Sen de orayı stadyumu coşturan insanların başında geldin. Evet. Şu anda da Samsun Spor antrenmandasın. Transferler olsun, takımın son durumu olsun. Neler söylemek istersin? Takımımızın son durumunu konuşacak olursak, geçen seneye rağmen bu sene gerçekten güzel bir takım hazırladık. Ama eksikliklerimiz var, yok değil. En az bir 3-4 tane de takviye lazım. Şampiyonla oynamak istiyorsak transfer şart. Ama bütçemiz yok. Yönetim elinden geldiği kadar para bulmak için finansal destek verecek insanlar sağlıyor. İşte reklamlardır vesairedir. Sayın Bakanımızdır. Çok yardımlarda bulunuyor bize ama şu anda görüldüğü kadarıyla kimse elini taşın altına koyacağı gibi gözükmüyor. Çok aceleci bir taraflarımız var. Çok geç kalan transferlerimiz de var. İnşallah Allah'ın izniyle bunlar bir an önce bitirilir. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleriz. Protesto olayına gelince de. Çünkü zaten yeni stat olduğu için tabii ki stada hakim olmama gibi bir şeyimiz oldu yani. Yok değil. Durum söz konusu. Yani olamadık yani. Stada tam anlamıyla hakim olamadık. Biz ne Erkut Başkanımızın konuşmalarını dinleyebildik. Yani şimdi stadımızı kötülemek gibi olacak ama kesinlikle ses sistemine kesinlikle sıfır buluyorum yani. Ses sisteminde ne birbirinin konuşmasını duyabiliyorsun. Yani öyle bir ses boğuk geliyor ki maraton tribününe. Yani anlatamam sana. Büyük çoğunlukla ses sisteminin arızalı olduğundan ses sistemini de evet burada üstüne basarak vurgu yapıyorum. Tribündeki arkadaşlarımız müziğin durması için ıskılık çalındı. Yanlış anlaşılmalar da oldu. Ondan dolayı tempo biraz yükselildi. Birkaç tane yönetici arkadaşlarımızı da görevli arkadaşlarımızı da kardeşimiz aradı. Orada bir anlaşmazlık oldu. Başka bir sıkıntı yok. Buyur kardeş. Evet. Yani örneğin biz efsaneleri bile çağıramadık yani tribünümüze. Yani o maraton tribününde işte bir Tanju Çolak'dır. Diğer Adnan Güngör kaptanımız olsun. Diğer Büyük Kenan kaptanımız olsun. Mehmet Nas olsun. Yani şimdi isimler aklıma gelmiyor. Çok işte temel hocalarımız olsun. Birçoğunu çağıramadık tribüne. Biz artık yani illallah ettik. Bir saat boyunca yürüyoruz 65'ten sonsuza şarkısının çalınmasını. Böyle bir şey yok. Açılışımızda taraftar dinlenecek bir samanyolu yapamadık. Yani bunlar belki ufak şeyler ama tribünsel anlamda bizim işimiz tribün olduğu için üstesinden gelemedik. Ses boğuk. Bize ne yaptı? Iskılar, müziğin sesi kesilsin diye. Müziğin sesi kesilmedi. Yani belki bana kızacaksın gibi abi bilmiyorum da yani Anas Şahbenci de işini iyi yapamadı. Yani biraz acemiliğine geldi. Belki kendine kat. Ben, gelen günlerde belki kendine şey yaparım. Ender Hoca'yı aramadık değil yani. Yani
açıkça söyleyeyim yani. Ben bunu yönetimi kötülemek için değil. Kesinlikle organize, kesinlikle sıfırdı. Çok güzel beklediğimiz şeyler olmasını istedik. Havai fişeklerdir, güzel gösteriler olmasını istedik. Olmadı. Yani bunda herkesin birinin üstüne yüklenmek olmaz. Biz yönetime tepkimizi vereceğiz mi? Vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Yapıcı olarak güzel bir şekilde vereceğiz. Isıtıp çağırıp, bağırmak, çağırmak, şunlar bunlar, bu işler boş işler. Yani açılış günü de yapılan o pankart olayı da yanlış. Yani, sizde bir alakası evet, yok yani, bir alakası olay, kesinlikle yoktu. Açılan o pankartın i̇stifa bizimle, pankartı. Kesinlikle. Evet, istifa pankartının bizle hiçbir alakası bireysel yoktur. Bireysel olarak açılmıştır. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve biz o adamı çok mu seviyoruz, Serdar Ölmez'i? Hiç sevmiyoruz. Belki yani bizi ağlatan, bizi bu hallere koyan belki de Serdar Ölmez'di. Şimdi bakıldığı zaman Serdar Ölmez pankartını açıldı diye biz kızıyor muyuz? Kızmıyoruz. Ama o zaman yeri değildi. Açılışımızda istifaya davet etmek, yönetime protesto etmek, belediye başkanına bağırmak, çağırmak, bu işler boş işler. Yani yeri ve zamanı değildi. Değildi. Ya bizim yönetime sahip çıkmaktan başka, topçuya sahip çıkmaktan başka, Alpo hocamıza sahip çıkmaktan başka yapacak hiçbir çaremiz, çabamız yok. Bu yönetim de değişse, hoca da değişse, futbolcu da değişse biz yine Samsunspor'umuzun maçlarına gideceğiz. Hani kombinelerini kıran arkadaşlarıma sesleniyorum. Hepsi yeni sezon öncesi taraftarlara bir çağrınız var mı? Var. Kombine kıran arkadaşlarıma söylüyorum. Küskün olan arkadaşlarıma, abilerime söylüyorum. Küskünlüklerini atsınlar kenara. Ben o yöneticiyi sevmiyorum, ben o topçuyu sevmiyorum. Bu transfer niye oldu demesin. Gelsinler abi stada. Hep beraber beraberlikle şampiyonluğuna yürüyelim. Öbür türlü de biz hiçbir şeyin üstesinden kalkışamayız. Yani birlik beraberlik başka bir şey değil. Ümit abinin demesi gibi yani bayağı öncelerden başladı o sene bu sene yani. Evet. Allah'ın izniyle de o sene bu sene olsun. Bizler Büyük Samspor taraftar dernekleri olarak, Büyük Samsporlular olarak bu sene tekrarlıyoruz. O sene bu sene diyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle Allah'ın bizlere yardımcı olsun. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkalım. Yine tekrarlıyorum. Kasaba takımlarıyla oynamak istemiyoruz artık. Biz Samsporuz. Biz büyük bir aileyiz. Buradan tabii ki sadece yönetimde olmuyor. Belediye başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, iş adamlarımızın, milletvekillerimizin hepsinin Samsporumuza sahip çıkmasını, destek vermesini istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İskender abi. Ben de Büyük Samsun Spor taraftarına öncelikle iyi sezon diliyorum. Kazasız, belasız deplasmanlara gidip gelmeyi diliyorum. Şimdi Ümit Bey'in dediği gibi başkanımızın o sene bu sene iyi günde kötü günde biz Samsun Spor'un her zaman yanında olmak zorundayız. Bu takım bizim takımımız. Bu şehrin takımı. Protestonun da yeri, zamanı her zaman olacak. Ama her şeyi ayarında yapmak lazım. Her şeyi zamanında yapmak lazım. Her şeyi yerinde yapmak lazım. Güzel stadımızın açılışında bunların yeri değildi. Ama bu olumsuzluklara rağmen hep beraber birbirimize kenetlenerek o sene bu sene değil takımımızı, Alpay Hoca'yı, yönetimi hep beraber sıkıca sarılarak en azından herkes bir arkadaşını maça getirerek bakın eski stadımızda 7000-8000 kişi geliyordu. Şimdi kocaman bir stadımız var 33000 kişilik. 7000 kişi o stadda inanın boş gözükeceğiz. Bize düşen görev bütün Samsun Spor taraftarları olarak bir kişinin elinden tutarak takımı yalnız bırakmamak için, bir üst lige çıkmak için bu bizim görevimiz. Bunu yapmaz isek inan biz Samsun Spor'a büyük güç veren, büyük camianın büyük taraftarlarıyız. Bu camiaya sahip çok fazla takım yok Türkiye'de. Bizim yerimiz bu lig değil. Bu ligden çıkmak için taraftarla kulübün kenetlenmesi lazım. Bu kenetlenmeyi de o sene bu sene diyerek herkesin sahip çıkması lazım. Bir Samsun'da toplumsal bir hareket başlatmak lazım. Bu hareketi de sizlerle birlikte, basınla birlikte her yerde bu konuyu gündeme getirerek, tribüne insanları çağırarak ve bu takıma sahip çıkarak bir üst lige çıkmak istiyoruz. Çünkü yerimiz burası değil. Buradaki takımlara da saygı duyuyoruz ama biz büyük camiayız. Gördünüz Ankara Gücü'nü. 30000 kişi oynuyorlar. Alt ligde oynadılar. Hazırlık maçına geldiler. Zonguldak Spor'u görüyorsunuz. 20000 kişi oynuyorlar. Kocaeli Spor'u görüyorsunuz, Samsun Spor'u görüyorsunuz. Bizim yerlerimiz buralar değil. Futbolu Samsun'da yaşayıp da başka takım tutmayalım. Samsun Spor'u tutalım, bir üst lige çıkalım, UEFA'ya gidelim, büyük takımlar buraya gelsin. Herkesin hasreti Beşiktaş, Konya maça gidiyor. Gidin, tutun takımı ama Samsun'u da tutun. Biz bu takımın elinden tutalım, biz buranın çocuklarıyız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Samsun Spor inşallah bu sene bir üst lige çıkacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bir şey daha söyleyeceğim ben.
konuyu da kapatayım hemen. Buradan bütün sizin sayenizde, sizin sesimiz olun yani. Bütün iş adamlarına, bütün ilçenin belediye başkanlarına, ayrı ayrı hepsine, bütün yönetime sesleniyorum. Hep beraber abi bir ortak bir karar alın, bir yemek düzenleyin, şu taraftarları bir çağırın. Belediye başkanlarımızla, iş adamlarıyla, sayın yöneticilerimizle, sayın işlerinden sevdiği topçularımızla beraber, sayın hocamızla beraber bir aile tablosu verip güzel bir resim çekinelim de atalım da Türkiye bize imrensin ya. Ya şu birlik beraberliğimizi bari bir resimde gösterelim, bir yemek verin, bir çay verin, bir şey verin de yani hep beraber birlik beraberlik olalım. Bütün belediye başkanlarına buradan sesleniyorum. Eğer çağrılıp da gelmeyene harbiden kınıyorum yani. Kendi adıma şahsen, bu abi benim kendi şahsi fikrim abi, kınıyorum yani. İş adamları, Samsunsporlu iş adamları, bütün belediye başkanları, bütün yöneticiler, bütün futbolcular çoğu gelsinler abi. Hep beraber bir taraftarla bir resim çekinelim, bir çay içelim, gülücükler atalım, birlik beraberlik sayesinde hep beraber yürüyelim gidelim abi. Allah'ın izniyle. Ben bir şey sorabilir miyim? Sosyal medyada bu kombine biletleri hakkında biraz pahalı diye çok sezenişler var. Sizin görüşünüz nedir? Kombine biletlerinin şu anda her zamanki gibi, geçen seneki gibi ilk başlarken abi kombine biletler fiyatlarını 300 liradan başlattılar. Geçen sene de biraz pahalı başlattılar. Kombine fiyatlarının 300 lira olmasına kesinlikle karşıyım. Biz yönetimin destekçisiyiz dedik ama tepki vereceğimiz zaman da yapıcı bir şekilde tepkimizi her türlü veririz abi. 300 lira kesinlikle fazla. Ya, 2000 kişi alacağına 300 lira verip 10.000 kişi alsın, yap 150 lira. Aynı para, boş stad oynamıyorsun, kombine fiyatlarını azaltıyorsun, yürüyorsun gidiyorsun. Yani bu kafayla, bu kafa yapısıyla kombine biletlerinin ben fazla satılacağına kesinlikle inanmıyorum. Yarın yönetim karar alsın, desin ki maraton tribünü 150 lira, kale arkası 75 lira diye bir karar alsın. Ben inanıyorum ki en az 20.000 tane kombine alınır bu stadda, bu tribünde, yani bu şehirde. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.